Evet, üç zamanlık nedir, nasıl gösterilir, bunların üzerinde, bu konu üzerinde durduk. Kısaca özetleyecek olursak, üç zamanlık güçlü, zayıftan oluşan bir zamandı. Güçlü, zayıf, yani her ölçü içerisinde üç vuruş yapılacak anlamına da geliyor demiştik. Dört zamanlık ise iki zamanlılığın iki kez kullanılması gibidir diyebiliriz özetle. Fakat güçlü zayıf şeklinde devam eder. Fakat ikinci güçlü, burada gördüğümüz ikinci güçlü, birinci güçlüden daha azdır diyebiliriz. Ama yine de dört zamanlı için her ölçü içerisinde dört vuruş yapacağını söyleyebiliriz. Bu 4 ikilik, 4 dörtlük ya da 4 8 şeklinde olabilir. 4 8'lik şeklinde olabilir. 4 ikilik ne demekti? Her ölçü içerisinde ikilik notadan 4 tane, dörtlük notadan 4 tane ve 8'lik notadan 4 tane olacak anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu tabii ki tekrar söylemek gerekirse illaki 8'lik notadan olmayacak. 8'lik notanın süresi kadar toplamda her ölçüde olabilecek vuruş sayısı buna göre belirleniyordu. Genellikle de ölçü vuruşlarını da bu ikilik notalara göre ya da dörtlük notaya göre ya da burada da sekizlik notaya göre yapıyoruz arkadaşlar. Bu da aklımızın bir kenarında kalsın. Şimdi C sembolü için tarih süreçte daha önce de söyledik. Bir hatırlatalım. Mükemmel olmayan bir ölçü düzeni olarak kabul edildiği için buradaki 4 dörtlük, 4 zamanlılık o yüzden yarım daireyle gösteriliyordu tarihi süreç içerisinde. Mükemmel ölçü düzeni çünkü 3 dörtlük olarak kabul ediliyordu ve tam daire şekliyle sembolize ediliyordu. Bu aslında tam daire olmayan anlamında bir C sembolü olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi Batı müziğinde bileşik zaman diye bir kavram daha var. Türk müziğinde biz küçük usuller ve büyük usuller şeklinde belirtiyoruz. Batı müziğinde ise basit yalın zamanlılar, yani şu ana kadar saydığımız zaten bir zamanlık yok demiştik. İki zamanlı, üç zamanlı ve dört zamanlılar var. Bunlara biz basit yalın zamanlar diyoruz. Bunların da tabii ki 6-8'lik, 5-8'lik, 9-8'lik, 6-12 şeklinde de farklı zamanlar da var biliyorsunuz. Bunlar aslında her ne kadar şimdi yapacağım tanıma uymasa da aslında buradan çıkmış olmasa da hatırlatıcı bir bilgi olsun diye söyleyebiliriz. Aslında 9-8'lik ya da 6-16'lık ya da 12-8'liğin diğer usullerle, diğer zamanlarla aslında bir bağlantısı yok. Bunlar kendi başına bir usuldür. Ama şöyle bir ilişki var. Bu basit yani 2-3-4 zamanlı diye adlandırdığımız basit zamanlar 3 ile zaman kısımlarının 3 ile çarpılarak çoğaltılması ile de bileşik zamanlar oluşmaktadır diyebiliriz. Tekrar söylemekte gerekli fayda var. Bunların tabii ki usullerin, şu zamanların diğer zamanlarla aslında bağlantısı yok. Ama böyle bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl? Eğer 3 ile çarpılması dedik zaman kısmını. Şimdi şurada zaten gördüğünüz zaman burada 2 dörtlükmüş gibi. Yani noktalı notaları düşünmezsiniz. 2 dörtlük gibi duruyor. Bu 2-8'lik bir usulün ya da zaman kısmını yani 2'yi 3 ile çarparsanız 6-8'lik olur. İşte noktalı olan iki tane dörtlük notanın 6-8 diye karşılık gelmesi gibi. Aslında burası 2 dörtlük gibi düşünebilirsiniz. 3 ile çarparsanız 6-8'lik olur. Buradaki örnekte de 3 zamanlı gibi görünüyor dikkat ederseniz. 3-8'likti. 3 ile çarparsanız 9-8'lik oldu. İşte 9-8'lik usul 3 zamanlılığından türetilmiş bileşik zamandır diyebiliriz. 6-16'lık için
Bakın 2, burası 2 8'likti aslında. 3 ile çarparsanız 6 16'lık şeklinde 6 tane 16'lık olacak şekilde gerçekleşmiş oluyor. Aynı şekilde buraya bakarsanız noktaları düşünmezseniz 4 4'lük gibi, zaman 4 8'lik gibi ya da 4'ü 3 ile çarparsanız 3 kere 4 12 12 8'lik olur. Dolayısıyla 6 9 6 12 şeklindeki zamanlara biz bileşik zamanlı zaman diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi eserlerin içerisinde, zaman içerisinde zaten karşılaşacağımız gerek teoride gerek uygulamada, enstrüman çalma ya da armonide bu zamanlarla armonize yapacağız. Bu tabii ki bizim için armonide ya da teoride bunun nereden geldiğini bilmemizde fayda var. Dolayısıyla kısaca da şöyle diyebiliriz. Zamanı meydana getiren değerlerin hepsi noktalı ise bu çeşit zamanlardan oluşan ölçüye bileşik zaman diyebiliriz kısaca arkadaşlar. Daha farklı ölçü kuruluşları var mıdır? Evet, vardır. Bu zaman kuruluşları biz zamanı oluşturan vuruşların güçlü zayıflardan oluştuğunu söylemiştik. Başka ifade ritmik kuruluşlarda çeşitlilik aksak zamanlar oluşturularak elde edilmektedir diyebiliriz. Senkop, buna da senkop diyoruz arkadaşlar. Buradaki senkop kelimesi çok iyi anlaşılması gerekir. Senkoplamak tabiri de burada kullanabiliriz. Temel dayanağı nedir? İşte senkop dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk konu güçlü zaman ile zayıf zamanın düzeninin ya da yerinin değiştirilmesi anlamına geliyor senkop. Bir usulde senkoplama varsa orada bir güçlü zayıf dengesinin bozulduğunu hissedilmesi gerekiyor. Bu müzik içerisinde de önemli bir yeri var. Senkop zayıf vuruşa vurgu konularak, güçlü vuruşa da sus koyarak ya da güçlü vuruşlara uzatma bağı ile tutarak ya da ölçü düzeninde ani değişiklikler yaparak senkoplar sağlanabiliyor. Bunlar farklı ölçü kuruluşlarıdır diyoruz arkadaşlar. Şuradaki örneğe bakacak olursak, bakın 3 zamanlı bir eser. Biz ne diyorduk? Güçlü, zayıf, zayıf diyorduk. Bakın buradaki do güçlü, ikinci do ile birlikte zayıf, zayıf şeklinde uzayabiliyor. Buradaki vurgu işareti, buradaki vurgu işareti sanki bu do'nun güçlüymüş gibi duyulmasına, güçlü zamandaymış gibi duyulmasına sebep oluyor. Aynı şekilde burada da güçlü, zayıf, zayıf si'ler. İkinci ikilik notadaki si buradaki vurgudan dolayı sanki güçlü zamandaymış gibi duyularak bir senkop oluşturuyor. Buradaki 4 zamanlı örnekte B örneğinde normalde güçlü zayıf güçlü zayıf olması gerektiğini söylemiştik. Güçlülere es konulması ve zayıf zamandaki do'nun duyulması bu eser için bir senkop oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla güçlüler kaybolmuş, zayıfta nota duyulduğu için sanki güçlü ile zayıf zaman yer değişmiş gibi duyulmaktadır. Tabii ki usulün vuruşunda herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Aynı şey 2-4'lük içinde de yapılabilirdi. Burada da bir bağ örneği var. Dikkat ederseniz 2-4'lüğün birinci ölçüsünde la'lar güçlü zayıf. Sonraki ikinci ölçü güçlü zayıf olması gerekirdi eğer şu bağ olmasaydı. Bu la uzatma bağı olduğu için la bu zayıf zamandaki la çalınıp ölçünün başındaki la çalınmayacağı için güçlü zaman kaybolmuş olacak. Güçlü zayıf zayıf gibi duyulacak. Bu da bir senkopa sebep olacak arkadaşlar. Burada da son örnekte de D örneğinde de do si la diye inen 3 4'lükte ne oluyor? Güçlü zayıf zayıf bir anda örnek 3 4'lükten 3 8'liğe dönüştüğü zaman burada bir senkop oluşturacaktır. Bunlar tabii ki besteciler tarafından istenilen ve ifadeyi anlatabilmek için oradaki müzikal ifadeyi anlatabilmek
için kullanılan yöntemler, uzatma, baide, eslerde, vurgular, bunlar bu senkop o müziğin ifadesinde için gerekli olduğu için kullanılıyor. Bu farklı ritmik kuruluşları da bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi ölçü kuruluşlarına göre sayma tekniği nedir ona bakalım. Bir kere ölçü vurmak ne demek? Onu iyi anlayalım. Ölçü vurma, ölçü vuruşu denilen sayma tekniği ölçü kuruluşlarına göre farklılık gösterir. 2 zamanlı, 3 zamanlı ve 4 zamanlı figürler üzerine kurulur. Kısaca ölçü vuruşu her zamanın sırasını ve süresini el hareketleriyle belirtmektir. Biz bunları genellikle ya bona okurken ya da solfej okurken kullanabiliyoruz. Aynı ölçü vuruşları Türk musikisinde de var. Oradaki usul vuruşları ellerle düğüm tek, tek, teke, teka şeklinde kullanılıyor. Batı müziğinde ise ölçü vuruşları da zamanlarına göre yine sağ elle gösteriliyor. İki zamanlı ise ok yönlerine bakarsanız iki zamanlı yani iki dörtlük bir eser için örnek verebiliriz. Birinci zamanı yani güçlü aşağı, zayıf zamanı yukarı doğru yani şu şekilde bir, iki şeklinde ölçü vuruşu yapmış oluyoruz. Ölçüyü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Üç zamanlı da yine bakın bir aşağı, iki sağa, üç yukarı doğru şeklinde bir, iki, üç, bir, iki, üç şeklinde bir, iki, üç şeklinde üç zamanlıyı vuruyoruz. Bu iki zamanlı Türk musikisinde Nim Sofya, Türk musikisinde de ölçü vuruşu düğüm, tek, düğüm, tek şeklinde yapılır. Üç zamanlı Türk musikisinde yine düğüm, tek, tek, düğüm, tek, tek şeklinde yapılır. Aynı Batı müziği teorisinde gösterildiği gibi bir, iki, üç şeklinde. Dört zamanlı da üç zamanlı semai nasıl Türk müziğinde yapıldığını gösterdik. Dört zamanlı Sofyan usulü de Batı müziğinde bir, iki, üç, dört şeklindedir. Türk musikisinde ise düm te ke düm te ke şeklinde gösterilir. Dikkat ederseniz düm güçlüdür Türk musikisinde. Batı müziği teorisinde de aşağı yönde güçlü, zayıf, güçlü, az güçlü, zayıf şeklindedir. Türk müziğinde ise düm te dediğiniz az güçlüye sonra ke zayıfa gelir şeklinde okunur. Demek ki ölçü vuruşu neymiş? Bonaya ya da solfej okurken elimizle o usule eşlik etmek. Bu her ölçünün belli bir kalıp şeklinde okunmasını sağlar. Demek ki ölçüdeki içindeki notalar, şuradaki gibi ölçü içindeki notalar değerlerine göre değil, ölçü vuruşlarına göre okunması gerekir. Bunlar usul kalıplarıdır arkadaşlar. Batı müziğinde bunlara ölçü vuruşları diyoruz. Ölçü çizgileri yani notasyona geçecek olursak ölçü çizgisi ve çeşitleri oluşmuştur yazı söz konusuysa. Bunlar şurada gösterdiğimiz gibi ölçü çizgisi, çift çizgiler, final çizgisi şu şekilde iki çizgi, kalın çizgi var. Bakın yine kalın ölçü çizgisi ki bu kalın ölçü çizgisi genellikle final çizgisinde ve röprizlerde kullanılıyor. Kesik ölçü çizgileri bunlar ya da bakın burada çizgisiz ölçü. Bakın burada çizgi kaldırılmış. Şurada bir çizgi varmış. Kaldırılmış gibi. Yine ölçü çizgisi normal kullandığımız ölçü çizgisi budur zaten. Bir de işaretli ölçü çizgisi. Yani ne tamamen kaldırılmış ne de kesik çizgi. Sadece bir işaret var. O işaretle biz oranın ölçü olması gerektiğini biliyoruz. Bunlar müzik yazısında, nota müzik yazısında ya da batı notasyonunda kullanılan ölçü çizgileridir. Bunların hepsi zamanlarla alakası olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdiki konumuzda tempo ve gürlük. En çok sorun yaşadığımız,
konulardan bir tanesidir. Hem teorik hem uygulamada tempo ve gürlük arkadaşlar. Bu tempo terimlerine ve gürlük terimlerine hakim olamamamızdan kaynaklanan aslında genel olarak sorunlar diyebiliriz. Öncelikle tempo nedir? Tempoya kısaca hız diyebiliriz. Hız. Tempo çok ağırdan çok hızlıya tüm hız derecelerini kapsayan bir sözcüktür. Demek ki biz bir eserin temposu dediğimizde eserin hızı ne olması gerektiği ile ilgili konuşuyoruz demektir. Bir müzik eserinin hangi hızla seslendirildiği ya da seslendirileceği İtalyanca tempo terimleriyle artık belirlenmektedir arkadaşlar. Örneğin grave varsa çok ağır, eğer prestissimo varsa olabildiğince hızlı, yani çok ağırdan çok hızlıya bütün tempo terimleri kullanılıyor. Bazı eserlerin tempo terimleri isimleri olacak kadar da yaygın kullanılmış. Mesela Thomas Albinoni'nin sol minör adagiosu dediğimiz zaman biz biliyoruz ki Thomas Albinoni'nin eseri tonalitesi sol minörmüş, temposu da adagio'ymuş. Bu isimler, tempo terimleri eserin ismi bile olma düzeyine kadar ulaşmış. Herkes artık biliyor ki bu sol minörde çalınacak ve adagio temposunda olacak arkadaşlar. Tabii ki daha sonra Metzel metronomu verilen cihazdan yararlanılmaya başlanmış. Beethoven'dan da günümüze kadar da bu her bir tempo teriminin bir değeri, metronom vuruşu belirlenmiş ve buna göre de eserler buna uygun çalınır olmuş. Çünkü grave çok ağır, lento ağır, largo geniş kavramları kişiden kişiye değişebilecek aslında kavramlar. Yani çok ağır dediğiniz ne kadar ağır olduğu ya da presto çok hızlı dediğiniz ne kadar çok hızlı, bu kavramlar kişiden kişiye değişir. Bunu net bir kavram oluşturabilmek için biz artık metronomdan yararlanıyoruz. Eserlerin üzerinde de artık birçok eserde moderato varken bir taraftan da dörtlük olarak ya da sekizlik değer olarak kaç vuruş olacağı ya da kaç metronom değerinde olacağını üzerinde belirtilir hale dönüştü. Bazı eserlerde de hala tempo terimlerinin, sadece tempo terimlerinin kullanıldığını da görüyoruz. Eserler başlangıcında hangi tempoda çalınacağını sol üst köşesinde, zaten eserlere baktığımız zaman eserlerin üst kısmında, notasının üst kısmında künye bilgilerini görüyoruz. Yani hangi besteciye ait olduğunu, eserin adının ne olduğunu, kime ithaf edildiğini vesaire görebiliyoruz. Hemen sol anahtarın üst köşesinde de temposunu görüyoruz ve eserin tamamı o tempoda çalınacak demektir. Fakat eserin içinde de tempo değişiklikleri yapılabiliyor bunların dışında. Yani kimi yerlerde canlı, kimi yerlerde çabuklaşmak ya da yavaşlamak ya da geciktirerek, tutarak, ağırlaşarak çalmak gerektiğini belirten terimlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunlar tempoyu hızlandıran ve tempoyu ağırlaştıran olarak ikiye ayırabiliriz. İşte animato, bunlar bu yazdığım tablonun içerisinde yazdığım genellikle kullanılan terimler. Bunları bilmekte fayda var. Animato, animasyon gibi canlandırmaktan geliyor, canlı. Accelerando, acele etmek, çabuklaşarak. Piumosso, daha çabuk. Stretto, sıkışık. Piu allegro, daha hızlı. Buradaki piu'nun daha anlamını kattığını görüyorsunuz. Tempoyu ağırlaştıran da, yani temposu hızlı başlayan bir eserin kimi yerlerinde ağırlaşması gerekiyorsa rallentando, ritardando, ritenuto, slargando, allargando diye İtalyanca terimler karşılaşıyoruz. Genellikle bunların da kısaltmaları kullanılıyor. Yani rall yazılıp nokta konulması yetiyor. Rit yazması yetiyor arkadaşlar. Bazı eserlerin içerisinde bunları da görebiliyoruz. Ama birçok terimi öğrenmek, ezberlemek, bilmek mümkün olmuyor. O yüzden herkesin elinde mutlaka bir müzik terimleri sözlüğü olması gerekir. Hatta başucu kaynağınız olması gerekir. Ben devamlı enstrümanın yanında bir küçük bir müzik sözlüğü de bulunduruyorum. Her zaman ihtiyacımız oluyor. Dönüp
gerektiğinde bakabiliyoruz. Mutlaka bir müzik terimleri sözlüğü de sizlerinde olmalı. Şimdi peki eserin içerisinde herhangi bir değişikliğe uğradı. Diyelim ki eserin birkaç ölçüsünde rallentando ile karşılaştık ama tekrar eski temposuna, ana tempoya dönmesini isteyeceğiz. Ne yapmak gerekiyor? İşte burada da şu tempo gördüğümüz zaman ya da a tempo ya da tempo primo ilk tempoda anlamında ya da birinci tempoda yani ilk tempoda şeklinde terimlerle de biz ana tempomuza geri dönüyoruz. Ağırlaştıysak ana tempoya, hızlandıysak ana tempoya dönmemiz gerektiğini de bu terimlerle göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer bir konu ise müzikte gürlük arkadaşlar. Bu bazen karıştırılabiliyor. Bunlar nüans terimleri içerisinde bizim en çok kullandığımız konular. Yani gürlükle tempoyu birbirinden asla karıştırmamamız gerekiyor. Gürleşmekle hızlanmak ya da temposunu arttırmak arasında farklar olduğunu çok iyi bilelim. Yani ben eğer bir eserde forte görüyorsam ya da mezzo forte ya da mezzo piano, piano, pianissimo ya da fortissimo görüyorsam bu eserin o bölümünün, o cümlesinin ya da motifinin gür çalınacağı anlamına geliyor. Yani ses şiddeti olarak gür çalacağım anlamına geliyor. Yoksa temposunu arttıracağım ya da yavaşlayacağım anlamına gelmiyor. Bunu çok iyi anlamakta fayda var. Forte ve piano olarak zaten piyanonun asıl isminin forte piano olduğunu ve piyanonun icadından önce forte ve piyano çalmanın mümkün olmadığı için piyanonun icadından sonra artık piyano da tuşlu bir çalgı olarak her basında artık hafifi ve gür güçlüğü hisseder olduğu için adı forte piano olduğunu biliyoruz. Forte kısmını çok kullanmıyoruz. Artık sadece piano diyoruz. Aslında piano hafif demek arkadaşlar. Yani artık piyanolar hafif ve gür çalabiliyor. Eskiden böyle bir hissetme durumu piyanolarda yoktu. Tabii ki diğer çalgılarda bunu yapmak mümkün. Gür çalabilmek ama temposunu değiştirmemek kaydıyla gür çalmak, hafif çalabilmek ya da çok son derece hafif çalabilmek mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla biz eserlerin içerisinde 3F, 2F ile F, M, F, M, P, P şeklinde görüyorsak bu 3F molto fortissimo yani son derece gür artık enstrümanından çıkabilecek son gürlükte çok güçlü çalmak gerekiyor. Çünkü bestecinin istediği bu. Her zaman ya da kendimize göre değil de daha çok esere bağlı kalarak forte, fortissimo ve forte şeklinde güçlü, forte, gür çalacağız anlamında. Biz genellikle bir enstrümanda normal çalma şiddetimiz mezzo forte'dir. Bunu çok iyi dengeleyip yani mezzo forte orta gürlükte ama ne kadar orta gürlükte o sizin enstrümanınıza göre de değişir. Çıkarabileceğiniz mezzo forte'niz çok kuvvetli, çok gür olursa fortissimo'yu yapmanız mümkün değildir. Çok hafif tutarsanız da pianissimo'yu yapmanız çok mümkün olamaz. Artık ses duyulmaz hale gelir. O yüzden o mezzo forte'yi çok iyi dengelememiz gerekiyor arkadaşlar. Eserlerin içerisinde var ama gürlük terimlerinin farklı şekillerde kullanımları da durumları da var. Mesela gür başlanan bir ses hemen hafif olarak söndürülmesi anlamına gelen FP şeklinde görebiliriz. Bu da bir anda forte çalınan bir eserin piyanoya dönüşeceğini ya da subito birden hafif olacağı anlamına da kullanıldığı durumları da var. Bir anda. Başka terimler de var arkadaşlar. Più forte gibi, daha gür, forzando gibi sadece o notaların vurgulu çok kuvvetli olacağını gösteren terimler. Forte piano yani forte'den bir anda piano demin örneğini vermiştik. Meno piano gibi daha az hafif direkt yazılıyor bunlar. Crescendo gibi kısaltma ya da sembolleri olanlar var olmayanlar var arkadaşlar. Crescendo ses gürlüğünün giderek artması, diminuendo ya da decrescendo ise ses şiddetinin ya da gürlüğünün giderek hafiflemesi. Şuradaki işareti görüyorsunuz. Bu işaret nereye kadarsa oraya kadar
hafifleme devam edecek demektir. Morendo ya da Smarzon'da da yok olana dek azalma şeklinde ifade ediyor. Bunlardan bizim en çok karşılaştığımız tabii ki crescendo de ve decrescendo, diminuendo olacaktır. Diğer terimleri de karşılaşacaksınız ama en çok karşılaşacağımız terimler bunlardır. Bunlar da gürlük terimleri, nüans terimleridir ve son derece önemlidir. Bir eseri eser yapan ve sizin yorumunuzun en iyi şekilde, yani bir enstrüman çalarken ya da bir vokal, bir şan, ne olursa olsun enstrümanınız, burada kendinizi göstereceğiniz konular gürlük terimleriyle de mümkün olmaktadır. Bunları en iyi şekilde kullanan en iyi yorumcu olarak değerlendirilir. Örneğin bir orkestra düşünün. Bu herhangi bir orkestra olabilir. Berlin Filarmoni vesaire, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Aynı orkestrayı farklı şefler yönettiğinde farklı farklı yorumlar çıkabilmektedir. Aynı enstrüman gibi gitar elinize alırsınız. Siz başka çalarsınız. Başka bir gitarist daha farklı çalar. Sizin aynı eseri sizden dinlemeyi değil de ondan dinlemeyi tercih ederler. Ya da ondan dinlemezler, sizden dinlemeyi tercih ederler. Sizi tercih etmelerinin en baştaki sebeplerinden bir tanesi işte nüans terimlerinin, nüansların doğru şekilde kullanılmasıdır. Bu da sizi daha çok dinlenilir kılar. O yüzden bunları, bu terimleri, nüans terimlerini çok iyi bilmekte, bunlarla arkadaşlık edinmekte büyük fayda var arkadaşlar. Diğer anlatım işaretlerine gelecek olursak, sforzando demiştik, staccato, kesik kesik, tenuto, sesin hafif bir vurgu ile başlatmak anlamına geliyor. Legato, bağlı demek. Yani biz normalde enstrümanlarda keman gibi hiçbir sesi koparmadan çalıyorsak, piyanoda ya da gitarda çalıyorsak, bu bağlı anlamındadır. Eğer kesik kesik çalıyorsak staccato olacak demektir. Cantabile, şarkı söyler gibi, sostenuto, sesleri tutarak, dolce, tatlılıkla, maestoso, görkemli, animato, canlandırarak diye diğer anlatım işaretleriyle de karşılaşacağız. Bunlar da eserlerin içerisinde sık sık karşılaştığımız terimler olacak arkadaşlar. Evet, genel teorik konuları terimlere dayalı ya da ezbere dayalı da öğrencilerimiz bazen ifade ediyorlar. Konular bunlardı. Yani bir elimizde müzik sözlüğümüz olacak ve o sözlükle de onları ne anlama geldiğini ve enstrümanımızda da bunların nasıl kullanılabileceğini anlamamız gerekiyor. Bunlar teoride kalması yeterli değil. İcrada mutlaka bunların uygulanması, eser icrasında bunun kullanılması gerekmektedir. Müzikte dizi kavramı ise bundan sonra üzerinde hem de armoninin temelini teşkil eden konuların başında müzikte dizi aslında gelmektedir arkadaşlar. Dizi kelimesi gam kelimesinden Türkçeleştirilmiş. Hatırladığım kadarıyla da Hüseyin Saadettin Arel'in geliştirdiği bir terim dizi. Müzikte dizi, birbiri peşi sıra sıralanmış seslerden oluşan bütüne dizi denir. Yani bunlar birbirinin peşi sıra hareket eden her şeye biz dizi diyoruz. Her şeye dizi şeklinde birbirinin peşi sıralanmış ise bunlara biz dizi diyoruz. Sıralı seslerin oluşturduğu bu bütün tiz seslere doğru ilerliyorsa buna biz çıkıcı, eğer bu dizi aşağı yönde ses skalası anlamında söylüyoruz, aşağı yönde ise peste doğru iniyorsa buna da inici dizi diyoruz. Demek ki sadece bir boncuk tanesi gibi ipe dizmek anlamında değil, orada bir aşağı yön yok çünkü tek bir hat var, tek bir ip var. Ve müzikli ise 5 çizgi var. Bu çizgi içerisinde çizgilerden yukarıya doğru sesin hareketi dizi için çıkıcı, aşağı yönde ise inici diyoruz. Diziyi oluşturan seslerin ilki diziye adını verir diyoruz arkadaşlar. Yani diziyi oluşturan ilk ses neyse biz o dizinin ismine onu veriyoruz. Yani doğudan başlıyorsa dizi,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye şeklinde diziliyorsa bu dizi, biz buna kısaca do dizisi diyoruz. Re'den başlamışsa re, mi, fa, sol, la, si, do, re, re dizisi diyoruz. Mi'den başlamışsa mi dizisi diyoruz. Bu tabii ki bizim için çok anlam ifade eden bir durum değil. Çünkü her dizinin kendine has bir özelliği vardır arkadaşlar. Bunlara da biz dizi çeşitleri diyoruz. Mesela dünyada ülkelerin geleneksel müziklerinden de kaynaklanan çok çeşitli diziler olduğunu biliyoruz. Batı müziğinde söz konusuysa majör dizi ya da minör dizi ya da diatonik dizi, Türk müziğinde de Türk müziği makam dizileri, doğuda pentatonik dizi şeklinde dizileri sıralamak mümkün. Bu diziler tabii ki eserler bestelendikten sonra ortaya çıkarılıyor arkadaşlar. Bunu hiç unutmamak lazım. Öncelikle eser, daha sonra dizi. Sonra da diziler üzerine eserler üretilmeye başlamış. Yani halk ozanları hiçbir teori bilmediğini, makam bilmediğini, nota bilmediğini düşünürseniz sadece enstrümanla ürettikten sonra, eseri ürettikten sonra teorisyenler gelip o yaptığı bestenin hangi dizide ya da hangi makamda ya da hangi tonalitede olduğunu tespit edip dizi çeşitlerini oluşturulduğunu da unutmayalım. Yani öncelikle müzik sonra teorinin geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Batı müziğinde ise diatonik dizi, kromatik dizi vesaire dizi kavramlarıyla sık sık karşılaşacağız. Diatonik dizi için diziyi oluşturan sesler tonalite kurallarına göre dizilmişse biz buna diatonik dizi diyoruz arkadaşlar. Neymiş? Tonalite kurallarına göre dizilmiş ise. Gittikçe bakın demin dizi için do dizisi demiştik. Re dizisi, mi dizisi. Şimdi diatonik dizi dediğimizde daha da özel bir konuya gelmiş oluyoruz. Tonalite kuralları söz konusu oluyor. Artık do'dan başlayarak do'da biten 8 sıralı sese tonalite kurallarına göre sıralanmışsa biz buna diatonik dizi diyoruz. Ve içerisinde 5 tam perde ve 2 yarım perde bulunması gerekiyor. İşte do'dan re'ye, re'den mi'ye bakın tam şeklinde yani herhangi bir yarım ses yok. Do, re, re, mi, mi, fa arası yarım ve si, do arası yarımsa yani içerisinde 2 tane yarım, 5 tane bakın dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 tane tam ses varsa bir dizide buna biz diatonik dizi diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu diatonik dizide do diatonik dizisinde 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım vardır diyoruz. Bunu şimdilik aklımızda bu şekilde diatonik diziyi tutalım. Tonalite kurallarına göre dizilmişse buna biz diatonik dizi diyoruz. Peki burada tam yarım dedik. Tam perde ve yarım perde nedir? Onu söyleyelim. Batı müziğinde iki ses yüksekliği arasındaki mesafenin en küçüğüne yarım perde deniliyor arkadaşlar. Yani do ile re arasındaki do diyez. Daha küçük bir perde yoktur. Türk müziğinde sagiri mücennep, kebiri mücennep, bakiye bemolü ya da diyezi vesaire şeklinde kullanılarak yarım sesler batı müziğin dışında daha küçük koma bemolü gibi bir komalık ve en küçük mesafeyi oluşturan aralıklar da var. Ama batı müziğinde yarım perdenin dışında yarım perdelik mesafe dışında bir aralık yoktur. İki yarım perdeden oluşan aralığa tam perde denir. Yani biz yarım perdeyi bulduk. Do ile do diyez. Do diyezden re'ye kadar olan bölümü de iki tane yarımdan oluştuğu için buna da biz tam perde diyoruz. Demek ki tam perdeler iki yarımdan oluşuyor da diyebiliriz. Piyanonun beyaz tuşları düşünüldüğünde sıralı olarak iki beyaz tuşu arasındaki siyah tuşa biz yarım perde diyoruz. Dolayısıyla o yarım perde arasında şuradaki örnekteki gibi buradaki do notası ile re notası arasındaki şu arada bir tane siyah tuşun olması do ile re arasındaki bir tam perde anlamına geliyor. Çünkü do ile bu tuş siyah tuş arası do, do diyez, re şeklinde, re diyez, mi şeklinde olduğu için iki yarımdan oluşan
bütüne bir tam perde diyoruz. Buradaki do, do diyez, re arası. Dolayısıyla bunlar tam perdeleri oluşturuyor. Siyah olan kısımlar do, do diyez olduğu için piyanonun tuşlarındaki burası do ile do diyez arası yarım aralıktır, yarım perde mesafesindedir ya da yarım perde uzaklıktadır diyoruz arkadaşlar. Tam perde dizisi ve kromatik dizi de aynı şekilde iki tane farklı dizi. Yani do dizisinden sonra diatonik dizinin dışında, evet buradaki beyaz tuşlar diatonik diziyi oluşturuyorsa, bir de kromatik diziler yani yarım perdelerden oluşan diziler de söz konusu demektir. Kromatik dizilerde yani bu do, re, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, do şeklinde tam 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 şeklinde de oluşan dizilerde var. Sadece tam perdelerden oluşan dizilere biz ne diyormuşuz? Tam perde dizisi diyoruz. Yani dikkat ederseniz do, re arası tam, re, mi arası tam, mi, fa, fa yarımdı. Bunu fa diyez yaparak, fa diyez, sol diyez yaparak, sol diyez, la diyez yaparak tam yapıyoruz. La diyezden sonra si gelemeyeceği için tam perde olması, iki tane yarım olması için la diyezden sonra do gelerek de bir tam perde dizisi oluşmuş. Bunların hepsi müzikte karşılığı var arkadaşlar. Aynı şekilde do diyez koyarak do diyez, re diyez, fa, sol, la, si, do diyez şeklinde de bir tam perde dizisi de oluşturmamız mümkün. Kromatik dizi ise 12 yarım sesten oluşuyor. Dikkat ederseniz her bir sesin aralığının yarım olduğuna dikkat edelim. Yani do, do diyez, do diyez, re arası yarım. Re, re diyez, re diyez, mi yarım. Mi, fa arası zaten doğal olarak yarım. Fa, fa diyez şeklinde oluşan diziye de biz kromatik dizi, yarım perdelerden, mesafelerden oluşmuş dizi, yani kromatik dizi diyoruz. Bunlar dizi kavramında kullanılan terimler ve dizi gösterimleri de bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda daha da özele gidecek olursak Batı müziğinde majör ve minör diziler var arkadaşlar. Aslına bakarsanız Batı müziğinde sadece majör ve minör diziler yoktu. Eski Yunan modlarına göre işte Dorian, Mixolydian, Ionian, Aeolian gibi farklı Yunan dizileri de vardı. Bu diziler içerisinde günümüze kadar ulaşanlar majör ve minör diziler olarak, yani Aeolian ve Ionian dizisinin günümüze kadar gelmiş iki tane dizisi arkadaşlar. Majör ve minör diziler. Bunlar İki tane ayrı, aslında birbirine bağımsız dizilerdir. Biri do üzerine kurulan bir diziydi. Diğeri de la üzerine kurulan diziydi. Dolayısıyla majör ve minör diziler bu şekliyle oluşmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla do dizisi üzerine kurulan, biraz önce de göstermiştik, diatonik adı verdiğimiz şu iki tam bir yarım, üç tam bir yarımdan oluşan diatonik dizinin ismine biz Ionian ya da Aeolian şeklindeki eski Yunan'dan gelen şekliyle aralıklarını hesapladığımızda 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarıma biz kısaca majör dizi diyoruz arkadaşlar. Bütün majör diziler demek ki 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarımdan oluşmaktadır. Bu kalıp olarak da düşünebilirsiniz. Bu kalıbı nereye, hangi ses dizisi üzerine, hani do dizisi demiştik, bu aynı zamanda bir do dizisiydi. Re dizisi, mi dizisi, yani mi'den başlayıp hangi diziye bu kalıbı oturtursanız o dizi majör dizi olacaktır demektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla Aeolian dizisi için ise, yani eski Yunan dizilerinin minör karşılığında ise 1 tam 1 yarım, 2 tam 1 yarım, 2 tam şeklinde bir dizi aralıkları oluşuyorsa buna biz minör dizi diyoruz. İşte buradaki gibi la si tam, si do yarım, do re tam, re mi tam, mi fa yarım, fa sol sol la şeklinde tam bir doğal
dizi, diatonik dizi oluşmuşsa ve bu 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam şeklindeyse buna da biz minör dizidir diyoruz. Bütün dizilere, yani do'dan başlayıp re, mi, fa dizilerine bu kalıbı oturtturduğumuzda bütün diziler minör olur arkadaşlar. 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam şeklinde oluşan tüm diziler minördür diyoruz. Aralıklar konusu da en sık karşılaştığımız, sorunlarla karşılaştığımız ve armoninin evet en önemli adımlarından bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar aralıklar. Aralıklar konusunu çok iyi bilmemiz gerekir. Hem armonideki akorların kurulumuyla ilgili hem de tüm aralıkların bağlantıları, akorların bağlantılarında bu aralık hesapların, hatta aralıkların yanlış hesaplanmasından doğan hataların engellenmesi vesaire aralık kavramını iyi bilmemize bağlı. Öncelikle aralık nedir? Aralık iki ses yüksekliği arasındaki uzaklık yakınlık farkına, iki ses arasındaki mesafeye diyoruz. Demek ki hani akor için en az 3 sesten oluşması gerekir dedik. Aralıktan bahsetmek için de en az 2 tane sesten bahsetmek gerekir arkadaşlar. 2 tane farklı ses olması gerekir. Dolayısıyla bu iki ses arasındaki mesafeye biz aralık diyoruz. Batı müziğinde ve Türk müziğinde aralıklar farklı şekillerde tanımlanırlar. Bunun nedeni ise dizilerin oluşturan ses yüksekliklerinin farklı oluşumudur. Batı müziğinde tam perde ve yarım perde şeklinde dizi sesleri ifade edilirken Türk müziğinde komalar ile ifade edilir. Dolayısıyla demin de belirttiğimiz gibi diatonik diziler içerisinde ya da majör ya da minör diziler içerisindeki tam ve yarım aralıkların dışında daha küçük aralıklar yoktur. Mutlaka aralıklar tam ve yarımların birleşmesinden oluşacaktır. Ama Türk müziğinde bu koma seslerinden dolayı 1, 4, 5, 8 komadan dolayı farklı aralıklar ve farklı isimlendirmeler var. Batı müziğinde ise bunu sadece tam ve yarım aralıkların birleşmesinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Seslerin oluşturduğu aralıklar arasında farklılıklar var mıdır? Vardır. Aralık interval iki ayrı ses yüksekliği arasındaki fark, iki ses arasındaki uzaklık diye tanımlamıştık zaten. Aralıklar aralığı oluşturan iki sesin aynı anda duyulma ya da farklı zamanlarda duyulmasına göre farklı durumları var arkadaşlar. Ya da aralığın niteliği ve niceliği gibi birbirinden ayırt edici özellikleri var. Mesela eğer bir ses var, temel ses var ve diğer ses farklı şekilde ise aralığı oluşturuyor. Bu sesin, yani şu temel sesin ve diğer aralığı oluşturan ikinci sesin yüksekliği dediğimiz, üst sesinin yüksekliği dediğimiz ses arasındaki aralığı hesaplayacaksak bu yükseklik aşağıda da olabilir, yukarıda da olabilir. Bu aralık, bu birinci sesin yani temel sesin hemen üstünde de olabilir. Buna göre de aralıkları farklı şekillerde ifade edebiliyoruz. Yani yazılışlarına ya da seslendirişlerine göre aynı anda çalınan ve üst üste yazılan aralıklara armonik aralıklar diyoruz. İşte buradaki gibi bir do sesinin üstünde mi yazılır ya da icra edilirse ya da buradaki gibi sol sesin üzerine bir do aynı anda üst üste yazılır ya da icra edilirse bunlara armonik aralıklar diyoruz. Eğer aralıkları oluşturan sesler birbirinin peşi sıra çalınıyorsa, buradaki gibi do'yu önce çaldıktan sonra mi'yi çalıp bir aralık oluşturuyorsak buna da biz melodik aralık diyoruz. Burada da sol do aralığı gibi. Dikkat ederseniz burada sol do üst üste aynı andaydı. Burada sesler birbirinin peşi sıra icra ediliyor. Bunlara da melodik aralıklar diyoruz. Bunlar yazılışlarına ya da seslendirişlerine göre aralıklar. Peki inici ya da çıkıcı olma durumlarına göre nasıl ifade ediliyor? Temel ses demiştik. İşte şu aralığın ilk sesi. Diğer ses yüksekliği
İkinci ses eğer tiz deyse buna çıkıcı, ikinci ses peste ise inici aralık diyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii ki aynı zamanda melodik aralıklar oluşturuyor. Aynı zamanda da inici ve çıkıcı olarak ifade ediliyor arkadaşlar. En küçük aralık yarım ton aralığını oluşturur dedik. Bu yarım ton ise diatonik ve kromatik olarak da iki şekilde olabiliyor. En küçük aralıklardan bir tanesi aslında. Aslında en küçük aralık yarım tondan da değil. Mesela do, do sesi için biz kromatik sesler diyoruz. Mesela şöyle örnek verecek olursak şöyle ifade edelim. Aralıklarda mesela birinci sesimiz, temel sesimiz do ise, ikinci sesimiz de do ise, bakın bunlar bitişik olarak yazılır. Bu sesler de bir aralığı oluşturur arkadaşlar. Buna biz tam birli diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu aralık bu da bir aralık oluşturmaktadır. Eğer şöyle bunu aynı anda çalınacak hocam, bu nasıl armonik aralık oluşturacak diyorsanız, bunu şöyle düşünün. Piyanoda çalarsanız evet aynı tuşun üstüne iki parmakla basmak gibidir. Ama bu do sesini şöyle düşünürseniz, bu do sesinin birincisini bas partisi, diğerini de tenor partisi okuyacaksa ya da şöyle saplarını çekecek olursa, o zaman bunların iki tane ayrı ses olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Ya da şöyle melodik aralık oluşturacak olursak, mesela do ardından do çalınacak şeklinde olursa, burada bir melodik aralık oluşuyorsa biz buna yine de tam birli diyoruz aralıklar içerisinde. Dolayısıyla burada bir tam birli aralığı, yani en küçük aralığın birli aralık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar dönelim. Aralıklar aynı zamanda, yani yarım ton en küçük aralıklardan, diatonik ve kromatik olarak iki şekilde bahsedebiliriz arkadaşlar. Kromatik dediğimiz şudur. Kromatik için iki sesin aynı isme sahip olması ama mesafelerinin yarım aralık olması gerekir. Yani do, do tam birli dedik. Kromatik ise diğer sesin aralığı yarım, bakın do diyez. Do, do diyez aynı sesmiş gibi görünse de bunlar arasında yarım ses var do diyezden dolayı ve buna biz kromatik diyoruz. Do, re bemol arası da yarım ses dikkat ederseniz. Do ile re arası yarım sestir ama isimleri farklı olduğu için burada iki tane ses var. Do ve re. Burada ise do ve do tek bir ses vardı. Aynı sesle yapılan aralıklara kromatik, farklı seslerden oluşan yarım ses aralığa biz diatonik ses diyoruz. Demek ki bir dizinin diatonik olması için, belki diatonik diziyi anlatırken burayı tam fark edilememiş olabilir. Diatonik ses birbirinin peşi sıra, yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde sıralamıştık diatonik dizi için. Burada da diatonik sesin farklı seslerden oluştuğunu unutmayalım arkadaşlar. Demek ki bu aralıklara biz aynı seslerde olursa kromatik ama yarım aralık, farklı seslerde yarım aralık diatonik diyoruz arkadaşlar. Aralıklar bunlar yazılışlarına göre şeklindeydi. Şimdi niteliklerine göre de aralıklar küçük, büyük, tam, artık, eksik olarak çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. Tam, küçük, büyük, artık ve eksik ile gösterilir. Yani tam aralık T ile, küçük K ile, farklı şekilleri ifadeler var bunların. Büyük B ile, artık A ile, eksik E ile gösteriliyor. Farklı farklı kaynaklarda farklı gösterimler olabilir. Ya da İngilizceleri tam perfect'ten türetilmiş. Perfect'in karşılığının tam olduğu ama aslının perfect olduğunu unutmayalım. Yani perfect mükemmel aralık, çok iyi uyum sağlayan anlamında, nitelik anlamında ifade edecek olursak bunun tam olarak Türkçeleştirilmiş. Biz de o şekilde kabul ediyoruz ve T ile gösteriyoruz. Küçük, minör biliyorsunuz. Zaten minör akorlar ya da minör diziler küçük aralıktan dolayı akor oluşturan ya da diziyi oluşturan ilk üç sesin küçük olduğundan dolayı minör küçük olarak çevrilmiş.
büyük aralıklar, bu da majör artıklar ve eksikler de yine İngilizce'den çevrilmiş, diminiş vesaire çevrilmiş ve Türkçe'ye çevrilmiş terimler, ifadeler de, yazım şekilleri de bu şekilde bilmemizde fayda var. Tabii ki bunlar niteliklerini, yani bir aralık nasıl bir niteliğe sahip, bir de nicelikleri var tabii ki. Bunlar, yani aralık, evet, bir doğru aralığından bahsediyoruz. Bu aralık nasıl olması gerekiyor? Yani buradaki iki tane şeyden bahsedebiliriz. Mesela ben burada şöyle do ile mi'nin oluşturduğu bir melodik aralık oluşturayım. Şöyle bir mi, do, mi. Bir kere bu aralıkları ifade ederken bunu bir nicel olarak, yani mesafe olarak bunun kaç aralık olduğu, bir de bunun nasıl bir özelliğe sahip olduğu, yani nitelik olarak nasıl olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi öncelikle aralıklar konusunu anlatırken biz demin örneğini de verdik. Yani bir aynı ses iki tane do do yazarsak, mesela bunun birli aralık olduğunu söyledik. Birli. Demek ki iki ses öncelikle do'dan başlıyor arkadaşlar. Yani şuradaki ilk örneğin kaçlı olduğunu bulacaksak eğer, şuradaki aralığın kaçlı olacağını, yani do mi aralığının kaçlı olduğunu bulacaksam, öncelikle notanın kaçlı aralıklardan oluştuğunu bulmam gerekiyor. Yani do mi için do re mi, burası kaçlı aralık. Önce do'nun kendisiyle olan aralığı, do do. Sonra re, do ile re olan aralığı ve do'nun do ile mi olan aralığı. Demek ki do'nun bir kendisi bir, re ile iki, mi ile üç aralığa sahip. Yani bu arada, üç notanın olduğu yerde aslında üç tane aralıktan bahsetmemiz mümkün. O zaman ben do mi aralığına nicel olarak üçlü aralıktır diyorum arkadaşlar. Bunu şöyle de ifade edeyim. Yani başka bir örnekten verelim. Fa, mesela fa si diyelim. Fa si aralığı kaçlı aralıktır. Önce fa'nın fa sol la si, bunun dörtlü aralık olduğunu söylememiz gerekir. Önce fa'nın kendisiyle fa fa, fa sol, fa la ve fa si şeklinde toplam dört aralık olduğu için ben fa si aralığına dörtlü aralıktır diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bu şöyle ifade edecek olursak fa si'yi, fa si öncelikle fa temel sesi, yani aralığın temel sesi fa fa şeklinde. Bu bir. Sonra fa sol şeklinde. Bu iki. Sonra fa la şeklinde bir aralık var burada. Üç. Bir de fa si aralığında. Bizim istediğimiz aralık da buydu zaten. Demek ki bir fa fa, fa sol ikili aralık, fa la üçlü aralık ve fa si de dörtlü aralıktır diyorum. Kısaca buradaki aralıkları bulmak için fa sol la si demeniz ve dördü bulmanız yeterli. Aralıklar demek ki önce kendisi ve sonra en yakın seslere göre kaçlı olduğunu buluyoruz. Peki bunların kaçlı olduğunu bulmak neye yarıyor? Mesela do mi dedik. Bunları ifademiz üçlü aralık, birli aralık neymiş? Bunlar nicel olarak, yani sayısal aralığın sayısal değerleri arkadaşlar. Buna biz nicel diyoruz. Bir de tabii ki nitel olarak ifade edilmesi var. Bunlar aralıkların duyumları. Bizim için işitme konusunda da bu duyumların nitel kısmı çok önemli. Bir aralığın öncelikle nitel olarak nasıl bir duyuma sahip olduğunu bilmemizde fayda var. Şimdi burada tekrar dönelim. Demek ki aralıklar, nicel aralıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde sıralanıyor aralıkları. Bir de bunların nitel olarak öncelikle tam, küçük, büyük, demin de ifade ettik, artık ve eksik şeklinde ifade ediliyorlar. İşte bir aralık ünisonsa, yani aynı sesler aynı anda duyuluyorsa bunlara birli aralık diyoruz. Eğer aralık iki tane sesten oluşuyorsa do re gibi ikili aralık diyoruz. Eğer bu aralık yarımsa buna küçük diyoruz. Tamsa büyük ikili diyoruz arkadaşlar. Yani
ikili aralık do, re sesleri, do ve re sesleri iki tane yarımdan oluşuyorsa, yani bir tamdan oluşuyorsa toplamı, buna ben büyük diyorum. Eğer yarımdan oluşuyorsa küçük diyorum. Aynı şekilde üçlü aralığa dönecek olursak, üçlü aralık do mi, bakın do re mi aralığı, do re arası tam, re mi bemol arası yarım, bir tam bir yarımdan oluşuyorsa ben buna küçük diyorum. Eğer iki tane tamdan oluşuyorsa büyük diyorum. Demek ki bir aralığın büyük ya da küçük olması içerisinde bulunan yarım aralığa göre değişiyor arkadaşlar. Yani ikili aralık, tam birli veya büyük ikili, büyük üçlü, bunlar aralığın tam olması. Yani özellikle şu büyük aralıklara dikkat edelim. Yani bir akorun büyük ya da majör, İngilizce olarak ifade edecek olursa majör olması, bunun tamdan oluşmasına, tam aralıklardan oluşmasına bağlı. Do re arası iki tane yarım, yani bir tamdan oluştuğu için buna büyük majör diyorum. Bir tam bir yarımdan oluşuyorsa bir aralık ya da bir yarımdan oluşuyorsa buna ikili, küçük ikili diyorum. Yani aralık olarak küçük, tam değil. Dolayısıyla büyük üçlü de iki tane tamdan oluşuyor. İçerisinde yarım yok. Yani do re tam, re mi tam, tam aralıklar. O yüzden buna da büyük üçlü diyoruz. Büyükler demek ki bu şekilde, küçükle büyük arasındaki farkı tekrarlayacak olursam anlayamayan arkadaşlar için, küçük aralıklar da yarım var, büyük aralıklar da yarım yok. İki tam, bir tamdan ya da üçlü ise iki tamdan oluşuyor. Yarım aralıklar da, eğer küçük üçlü ise bir tam bir yarım, içerisinde yine bir yarım var. Küçük ikilide de yine bir yarımdan oluşuyor. Dolayısıyla içerisinde yarım olanlar küçük, tam ol, yarım olmayanlara da büyük aralıklar diyoruz. Tam aralıklara gelelim. Tam birliği söylemiştik. Ünison aralıklar aynı sesten oluşuyorsa ve aralık dikkat ederseniz do-do olduğu için birli aralık diyorduk. Tam dörtlü de yine do-fa aralığı, yani do, re, mi, fa nicel olarak dörtlü olduğunu aradık. Yani buradaki do-re tam, re, mi tam, mi fa yarım olduğu için, yani iki tam bir yarımdan oluştuğu için buna biz tam aralık diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde do sol aralığı da tamdır. Bunu şöyle düşünelim. Yani buradaki do fa'yı ve do sol'ü referans alarak, yani içerisinde do fa tam, bunlar diatonik dizinin tam aralıkları dikkat ederseniz. Her kromatik ses, bakın, ya da altere ses diyelim buna. Her altere ses o aralığın küçük olmasına sebep oluyor. Bakın diatonik dizideki do re büyük ikili, do mi büyük üçlü, do fa tam dörtlü, do sol tam beşli. Yani bu büyük ve tam olması diatonik dizinin doğal durumda olmasına bağlı. Eğer do re arası tam, do re bemol yapar bunu altere sese dönüştürürseniz bu küçülür. Buradaki büyük ikili küçük ikiliye döner. Do mi, bakın, normalde diatonik dizide do re mi büyük üçlüdür. Mi bemol koyduğunuz zaman burası küçüğe döner. Tam aralıklarda artık eksiye dönüşecek demektir. Onlara da daha sonra değineceğiz. Demek ki do fa diatonik dizisinde do fa tam, do sol de yine tam olarak ifade ediliyor. Perfect yani. Do la bemol'e geçecek olursak küçük altılı. Aslında diatonik olarak bakın yine do la diatonik dizidir. Do la, la bemol koyduğunuzda küçük altıya dönüşür. Yani büyük aralık küçüğe dönüşür. Yine do si diatonik dizisinde büyük yedilidir ama yarım ses geldiği için küçülecektir. Diatonik dizinin dışına çıktı bakın. Do si bemol küçük yedilidir. Yani arada diatonik dizinin dışına çıktığı an, eksildiği an küçülür. Artarsa da zaten artık olarak ifade edilecek arkadaşlar. Yine en sekizli dediğimiz, oktav dediğimiz, daha çok kullandığımız do'dan do'ya, re'den re'ye, mi'den mi'ye, fa'dan fa'ya, bunların hepsi tam sekizlidir. Bakın tam sekizlinin karşılığı nedir? Tam birlidir. Yani buradaki do sesini, tam birlideki bu do sesini bir oktav katlarsanız
Yani bir oktav tize götürürseniz burası 8 ses olacaktır. Dolayısıyla aralığımız tam 8'li olacaktır arkadaşlar. Do majöresindeki kök sese göre aralıklarla bir kez daha ifade edelim aynı şeyleri. Bakın Do dizisi ya da Do majör diatonik dizisi Do re arası büyük üçlü, Do mi büyük üçlü, Do re büyük ikili, Do mi büyük üçlü, Do fa tam dörtlü, Do sol tam beşli, Do la büyük altılı, Do si büyük yedili ve Do do tam sekizli. Bunu kendimize referans almamız gerekir. Aralıkları hesaplarken şu tabloyu çok iyi anlayalım. Bakın dikkat ederseniz burada küçük, artık, eksik aralıklar yok. Diatonik diziye göre zaten aralıkların belirlendiği de anlaşılıyor arkadaşlar. Bunlar nitelik olarak da büyük ve tam aralıklar çok iyi duyulan aralıklardır. İfadesi de yani bunların perfect, majör, minör denilme sebepleri de zaten buradan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Kromatik aralıklara gelecek olursak artık aralıklar ve eksik aralıklardan bahsediyoruz. Burada da bir aralıklarda ne anlama geldiğine bakalım. Mesela artık aralıklar Do, Re, mesela Do, Re neydi? Büyüktü. Buradaki Do diyez Re arası ya da Re bemol dersek artık aralıklara dönüşecek. Mesela buradaki, şuradaki Do, Do diyez değil de Re diyez, yani büyük ikili oluşması gerekir. Burada bir yanlış anlaşılma olması. Do, Re arası büyük ikiliydi. Do, Re diyez aralığı artık ikiliye dönüşür. Buradaki Do, Fa tam dörtlüydü arkadaşlar. Daha önce söyledik. Do, Fa tam dörtlüydü. Tamı açtığınız an artığa dönüşmüş olur. Do, Sol yine tam beşliydi. Diatonik dizinin dışına çıktığınız an tam beşli buradaki artık olur. Do, La büyük altılıydı arkadaşlar. Büyük altının üstünde çıktığınızda artık olur. Demek ki eksik aralıklarda buradaki tam dörtlüydü. Do, Fa eksildi. Do, Sol tam beşliydi. Eksildi. Do, La çift bemolle eksik hale geldi. Do, Si bemolle eksik hale geldi. Demek ki tam aralıklar arttırılırsa, büyük aralıklar arttırılırsa bunlara biz artık aralıklar, küçük ya da tam aralıklarında aralıkları azaltılırsa bunlara da eksik aralıklar diyoruz. Özel isimlendirmeler de var. Mesela buradaki Do, Fa diyez gibi 3 tane tam sese dönüşüyor bu. Bakın dikkat ederseniz. Do, Re tam, Re, Mi tam. Mi, Fa diyez de tam olduğu için 3 tam tondan oluştuğu için buna da triton diyoruz. 3 ton demek. Triton diyoruz. Artık dörtlü ya da eksik beşli olarak ifade edilen bu aralıkların bir de özel ismi varmış. Buna da biz triton diyoruz arkadaşlar. Aralıklar çevrimleri de tabii ki söz konusu. Aralıklar aynı akorlardaki gibi, daha sonra da akorlar üzerinde de duracağız. Akorlarda da göreceğiz. Aralıklar çevrilebiliyor. Yani buradaki gibi örnek Fa Do aralığındaki, beşli aralığındaki Fa'yı bir oktav çevirirseniz bu Do Fa olur. Dolayısıyla aralık beşliyken dörtlü olur. Ya da Fa Do ters yönde çevirirseniz yine Do Fa olur, dörtlü olur. Do Fa aralığını çevirirseniz Fa Do olur, beşli olur. Yani her aralığı çevirebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aralıkların çevrimleri de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şurada dikkat edeceğimiz konu, burada şöyle söyleyelim. Mesela Do, Do, Re aralığını ben çevirecek olursam, bu aralık neydi önce? Do, Re. Bakın Do, Re ikiliydi. İkiliydi. Bu Re'den Do'ya bunu çevirirsem, Re'den Do'ya çevirirsem, iki tane örnek görürsek herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Bu Do, Re arası ikiliyken, Re, Do arası, şöyle sayalım, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ne yaptı? 7 arkadaşlar. Dikkat ederseniz burası 7. Başka bir örnek verelim. Bu ikili aralıydı. Mesela Do, Mi diyelim. Do, Mi aralığı. Kaçlı aralıktı?
do, re, mi diye sayarsanız bunun üçlü olduğunu rahatlıkla söyleriz. Do'yu katlarsak burası kaç olacak? Mi, fa, sol, la, si, do. 6 olacak. Dikkat ederseniz aralıklar arttıkça çevrimleri azalmaya başlıyor. Hangi oranda azalmaya başlıyor? Çevrimlerini toplarsanız 2 artı 7 eşittir 9 olacaktır. Dersimiz biraz matematik dersi gibi düşünülmesin. 3 artı 6 yine 9 olacaktır. Demek ki sesler toplamda 9 olacak şekilde katlanıyor ya da çevrimleri gerçekleşiyor. O zaman şunu rahatlıkla sorabilirim. Mesela burada do re'yi yaptık, do mi'yi yaptık. Do fa aralığının çevrimi ne olacaktır dersem do fa kaçtı arkadaşlar? Do re mi fa. Dörtlü. 9'a tamamlamak için fa do'nun kaçlı olduğunu hemen söylememiz lazım. 9'a tamamlamak için 5 diyebiliriz artık. Demek ki çevrimler ikili ise 7'liye, üçlü ise 6'ya, dörtlü ise 5'e. Eğer ünisonsa yani do'dan do'ya şeklindeyse, do şeklindeyse çevirirseniz tam birli, tam 8'li olacaktır. Do. Yani 9'a tamamlayacak şekilde oluşuyor demek ki. Bunların tam tersi de doğru tabii ki. 5'in aşağı yönde çevrimi 4'lü olacaktır. 6'nın çevrimi 3'lü olacaktır. 7'linin çevrimi de yine aynı şekilde 2'li olacaktır. Peki do re aralığı için ben büyük ikili demiştim. Do re aralığı için büyük ikili demiştim. Bu çevirdiğim zaman re do aralığı ne olacaktır? Re do, do re büyükse çevrimi bunun küçük olacaktır arkadaşlar. Büyük aralıkların nitelik olarak büyük olarak ifade edilen aralıkların çevrimi tam tersi küçük olacaktır. Buradaki do mi için do re mi 2 tamdan oluşuyor demiştik. Buna büyük üçlü demiştim. Demin ne dedik? Büyükler küçüğe dönüşüyor dediğime göre do mi aralığı büyük üçlü ise mi do aralığı nedir? Küçük üçlü, küçük altılıdır diyorum arkadaşlar. Tam beşli, tam dörtlü bunların tam aralıkların çevrimi yine tam aralık olacaktır arkadaşlar. Demek ki büyükler, büyük aralıklar çevrildiğinde küçük. Bunun tam tersi tabii ki doğru olacak. Küçüğün çevrimi de nedir o zaman? Büyüktür. Tam aralıkların çevrimi neymiş? Tam aralıkların çevrimi yine tammış. Bu şekilde tam aralıklar tam olacaktır. Eksik aralıklarda yine çevirdiğin zaman neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Aynı şekilde artık aralıklarda eksiye dönüşecektir arkadaşlar. Demek ki büyükler küçüğe, tamlar tama, eksikler artıya, artık aralıklar eksiye şeklinde çevrimlerinde bu şekilde bir değişme söz konusu oluyor arkadaşlar. Evet. Aralıklarda bu niteliklerine göre aralıklarda uyumlu konsonanslar ve uyumsuz disonanslar olarak aralıklar ifade ediliyor ya da gruplara ayrılıyor. Bunlar yalın uyumlular ve tam uyumlu aralıklar olarak ifade ediliyor. Uyumlular küçük, büyük, küçük, büyük bunlar yani üçlüler, altılılar, küçük aralıkların hepsi yalın uyumlu. Tam uyumlu dediğimiz perfectler. Tam ve birli, tam sekli. Bunlar mükemmel duyulan aralıklar. Tam birli. Bunları seslendirdiğim zaman göreceğiz. Tam birli, tam dörtlü aralıklar çok uyumlu. Birbiriyle ses olarak birbirini reddetmeyen sesler, aralıklar. Uyumsuzlar ise birbirini reddeden aralıklar. Küçük ikili, yedili, büyük, artık. Büyük ikili, küçük ikili. Bakın buradaki sadece küçük büyük olması değil. Bunun üçlü yani nicel olarak üçlü ve altılı olması, birli sekizli olması ve tam beşli, tam dörtlü olması önemli olan. Eğer bir aralık ikili ise, yedili ise fark etmez. Ya da dörtlü beşli ama artık dörtlü beşli ise de çünkü tamsa mükemmel, artıksa da uyumsuz oluyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Demek ki Batı müziğinde üçlü aralıklar ve bunun çevrimi olan altılı aralıklar. Tam birliğin çevrimi sekizliydi dikkat edin. Bunlar tam dörtlüğün çevrimi de tam beşli. Dokuza tamamlıyor. Bunlar uyumlu aralıklar.
uyumsuzlar ikili, yedili, dörtlü, artık dörtlü ve eksik beşli aralıklar. Biz bunlara konsonanslar ve dissonanslar diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de mod ve tonalite nedir? Bu konulara devam edeceğiz. İyi çalışmalar.